Sayın seyirciler, KRT Haber olarak Erol Uçar'la birlikte bir haber için gittiğimiz Akçakaya köyünde unutulmaya yüz tutmuş kalaycılık mesleğini yapan bir aileyle karşılaştık. Köy köy, şehir şehir gezerek halka hizmet veren bu aile bakır kapları yaşatmaya çalışıyor. Sanayi ve teknolojinin gelişmesiyle birlikte bazı meslekler unutulurken yerini yeni iş kolları alıyor. Unutulmaya yüz tutmuş mesleklerden biri de kalaycılık. Bilindiği gibi bazı araç ve gereçlerin korunması için belli süre içinde kalaylanması gerekiyor. Geziyorsunuz değil mi? Zor olmuyor mu? Zor olmuyor ya, ekmek parasını yapacaksın kardeşcağızım. Bir de kaç yıldır yapıyorsunuz bu? Yıllardan beri yapıyoruz işte. 15 yaşından beri zanaatımız. Pek kalmadı değil mi kalaycı? Ha? Pek kalmadı artık değil mi kalaycı? Pek kalmadı, daha tek tük gene yapıyoruz. Allah bereket versin. Ekmek parası. Kalaycılar göçebe olarak yaşıyor. Bir yerde 3-5 günden fazla kalmıyorlar. Buldukları boş bir alanı kendi mekanlarına dönüştürüyorlar. Aynı yerde yemeklerini yapıyor, yiyip içiyor ve gece de orada yatıyorlar. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte kalaylanmayan alet ve kapların üretimi arttı. Kalaycılık mesleği de tarihin akışı içinde unutulup gitti. Bir elin parmaklarından daha az olsa da kalaycılık mesleğini yapan var. Bunlardan biri de Burhaniye'den kalaycı Bahattin Meşe. Kalaycılığın baba mesleği olduğunu söyleyen Meşe, ekmek parası için bu işi yaptığını, işlerinin eskisi gibi olmadığını söyledi. Teflon, alüminyum ve plastik kapların çoğalmasıyla kalaycılığın unutulmak üzere olduğunu belirtti. Ben Bahattin Meşe, kalaycıyız, baba mesleğimiz. Eski kalay kalmadı, eski bakırlar kalmadı da işte tek dükkana böyle çıkıyor yani, olduğu kadar yapacağız. Başka illere de gidiyor musunuz? Tabii. Konya'ya gidiyoruz, Çorum'a, Amasya'ya gidiyoruz. Bu meslek yüzünden öyle Türkiye'yi geziyoruz yani. Evet. Peki zor olmuyor mu? Zor oluyor ama ne yapacaksın? Mecbur. Ekmek kavgası, mecbur dolaşacağız. Çalışmadan ekmek yok derler, biliyorum. Evet. Çocuğunuz var? Tabii, 5 tane oğlan var, çoluk çocuk var. Elinizi öper. 3 oğlan var, 2 kız var. Gelin var 2 tane, ellerinden öper. Onlar da geliyor mu sizinle? Bir tanesi burada, taksi onun. Evet. O da kızı, ufak çocuğu rahatsız Balıkesir'e gitti. Şimdi gelir. Evet. Bir tanesi memlekette. İşte böyle uğraşıp gidiyoruz yani, dediğin gibi.